sınav sonuçlarınız. Şaka mı? Belki düzeltebilirim. İşe yaramadı. Ne yapacağım ben? F mi? Belki kazıyıp çıkarabilirim. Bu çok aptalca. Tamam, sanırım. Ah, buldum. Sadece bir silikon tabancası ve bir çubuk silikon gerekli. Ucuna birazcık sıcak silikon sür. Sonra yazının üstüne bastır. Orada birkaç saniye tut ve hemen çıkar. Dahi miyim neyim? Şimdi yeni bir not yazalım. Ben bir A'yı hak ediyorum. Şuna bak. Çok zekisin. Attın havanı yine. Bir dahaki sefere cevapları verirsin. Pekala çocuklar, sınav zamanı. Umarım çalışmışsınızdır. Kesin kuru kalacağım. Aa, bu soruyu biliyordum. Çok kötü. Sanırım kafadan atmam gerekecek. Hiç yoktan iyidir. Aa, zor olmuş bunlar. Sanırım yardım almam lazım. Nasıl gidiyor? Aa, göründüğü gibi değil. Ben alayım şunu. Bu pek de beklediğim gibi gitmedi. O zaman B planına geçiyoruz. Eyvah, öğretmen geliyor. Bunu saklamalıyım. Seni bir şahin gibi izliyorum. Öyle mi? Ama bunu kaçırdınız. Acele etmem lazım. Aa, olamaz, bu bir felaket. O zaman başka bir şey deneyeyim. Acil durum, acil durum. Cevaplar lazım. Aa, süper. Benimle alay mı ediyorsun sen? Yine mi kopya derdinde bu kız? Anladın mı? Harika. Tamam, bir sonraki 45. Aa, selam, seni burada görmek ne hoş. Ver şunu bana. Bir saniye. Naomi, başın çok büyük belada. Jared, sesine ne oldu senin? Aa, bu Jared değil sanırım. Beni asla aldatamazsınız. Her hileyi bilirim ben. Alo? Aa, ne kadar kötü biri. Şimdi ne yapacağım? Ha, buldum. Uf, parmaklarım yetmiyor. Aa, iyi ki ayaklarımı yıkamışım. Peki nerede kalmıştım? Şimdi ne yapıyor bu kız? Aha, Naomi. Bir izin verirseniz çalışıyorum şurada. Ve bitirdim. Eğlenceli oldu. Buyurun öğretmenim. Ah, canına ne çabuk. Hey anne, bana yardım edebilir misin? Ha, tabii ki. Şuna bir bak. Sayıları 2 ile çarpman lazım. Aynen böyle. Sonra ondalık ayrıcını koyuyorsun. İşte bu kadar kolay. Vay canına, inanılmaz. Teşekkürler. Keşke daha önce bilseydim. İşte bu. Artık teslim edebilirim. Bu güzel olacak. Ha? Hayır. Mümkün değil. Aa, aldın. Ben bir dahiyim. Bir dakika. Sınavımız olduğunu biliyor muydun? Şu ürkütücü kişi de kim? İhtiyacınız olan şey bende. Matematik İngilizce'ye çoktan seçmeli. Beni ikna ettin. Önce ödemeyi alayım. Tabii. Bakalım neler varmış. Sanırım bu kadarı yeterli olur. Al bakalım, hem şık hem de tüm cevaplar var. Vay canına, bu müthiş. Teşekkürler. Mutlu bir müşteri daha. Ah, selam, bana yardım edebilir misiniz? Bu tarzınla mı? Mucize yaratamıyorum sonuçta. Bu çok heyecan verici. Bu piyasadaki en akıllı silgi. Ders çalışmaktan daha iyi. Benim de cevap satın almam gerek. Şuralarda biraz şeker olacaktı. Bununla fazla bir şey alamam. Pardon, şununla ne alabilirim? Hiç güleceğim yoktu. Git buradan. Ninja taklasıyla kaçar. Aa, gülsen de olurdu. Aman ne güzel. Şimdi ne yapacağım? Bir dakika, bu bana bir fikir verdi. Denemeye değer. Kılıfı ekranın üstüne takıyorum. Cevapları kaydırabilirim. Şimdi hazırım işte. Kopya çekmek yok benim sınıfımda asla. Şunu saklasam iyi olacak. Bakalım kopya tarayıcı ne diyecek? Ya, bu iyi değil. Biliyordum. Silgi kullanarak kopya çekmek iğrenç. Bunu her sınavda yapmalıyım. Ya şurada ne oluyor? Kimse kopya tarayıcıyı atlatamaz. Cevapları saklamak için şapka kullanmak ha? Of, yakalandım. Şimdiye kadar iyi gitti. Ay, öğretmenim geliyor. Kopya bulacağımı biliyorum. Lütfen ütme. Ha? Bozuldu herhalde. Burada kopya yok öğretmenim. Aferin sana. Pes ediyorum.
Güzel, etrafta kimse yok. Biraz şundan atıştırayım. Şekerleme bana da ver. Tabii buyurun. Dünya hepsini aldılar. Bana bir şey kalmadı. Şekerleme istedi canım. Sakız varmış yanımda. Hiç yinemeye can atıyorum. O sakız mı yoksa? Hayır, bir dakika, o benim. Niye sürekli böyle oluyor? Çok sinir bozucu. Pekala, doğal davran. Kimse bir şeyden şüphelenmesin. Elimi çabuk tutacağım. Burnuma cips kokusu geldi. Onlar benim olmalı. Ha? Hiç belli etmeden yanaşacağım. Yoktur bir şey herhalde. Saldır! Hey! Ver şunu geri! Of! Ah, boşanmış! Bir saniye. Sanırım bir fikrim var. Bu silindiri ortadan ikiye bölüyoruz. Sonra güzel bir kağıtla kaplıyoruz. İyi görünüyor. Bunun yarısına sevdiğimiz şekerlemeleri dolduruyoruz. Sonra kapağını kapatıyoruz. Ve içine kalemlerimizi koyuyoruz. Bak, kalemliğe benziyor şimdi. Ama içinde leziz bir sır saklı bunun. İşte tam fırsatı. Kağıdı böyle kaydırırsam şekerlemelere ulaşabilirim. Ve kimse bir şey anlayamaz. Sadece kalem var burada. Şekerleme var sandım. Of, ucuz atlattım. Ama işe yaradı. Pekala çocuklar, test zamanı. Şimdi kopya kağıtlarınızı verin bakalım. Pekala, ver şu kopyanı. Hiç saklamaya çalışma. Of, peki. İşte burada. Öğretmen bu tarafa doğru geliyor. Bir dakika, ne yapmam gerektiğini biliyorum. Kopyalarını saklamam lazım. Küpemi kullanıp telefonumun şu ufak sim kartı bölümünü çıkaracağım. Bu ufacık kopya kağıdında denklemler yazılı. Bunu katlayıp iyice ufaltıyorum. Şimdi bunu gizlemek için telefonun içindeki bu bölüme sokuyorum. Tamamdır, şimdi telefonum yanında dururken bu testi yapmaya hazırım. Pekala, telefonunu ver bakalım. Bir kontrol etmem lazım. Sorun yok gibi, al bakalım. Tamam, artık gittiğine göre telefonun sim kartı bölümünü tekrar açabilirim. Çok akıllıyım. Artık kullanabileceğim kopya kağıdım tam önümde. Ben müthiş bir dahiyim. Ne iyi uyudum. Saat kaçmış? Olamaz, okula geç kaldım. Acele etmeliyim. Bir şeyler giyeyim. Galiba çok fazla giysim var. Ah, başım. En azından zaman kazandım. Günaydın anne. Biraz bir şeyler ye. Sen ne giymişsin öyle? Ah, kusura bakma anne, gitmem lazım. Ne tuhaf bir kız oldu bu. Olamaz, yine mi? Her gün aynı şeyi yapamam. Günaydın. Gitmem gerek anne. Ne giymiş o? Bu kızın daha iyi giyinmeye başlaması lazım. Bu oda darmadağınık. Her yer giysilerle dolu. Her şeyi ben mi yapmak zorundayım? Ama harika bir fikrim var. Bu kıyafetleri çıkarıyorum. Ve şu giysi düzenleyiciye asıyorum. Her şey daha derli toplu oldu bile. Her güne bir kıyafet. İşte annen yine halletti. Uyan bakalım. Okula gitme zamanı. Ne? Harika bir rüya görüyordum. Giyinme zamanı. Dada. Gelsene. Peki, kalktım. Bak, her şeyi derli toplu yaptım. Vay canına anne. Bütün giysilerimi görebiliyorum. Ve kombinleri bir araya koymuşsun. Harika bir fikir. Bu çok güzel görünüyor. Olamaz, saat gelmiş. Şapşalım benim. Güle güle git. Sağ ol anne, sen harikasın. Pekala çocuklar, dikkatinizi verin, bu sınavda çıkacak. İşte bu. Beklediğim tavır bu Madison. Ha? Biri bir şey mi dedi? Oyuna fazla kaptırdım kendimi. Vay, Madison'ı çok iyi gidiyor. Evet, bunu hep derler. Şimdi sen yere çakılıyorsun. Onu yenmenin imkanı yok ama deneyeceğim. Peki, bu soruya cevap verecek olan çocuklar? Müthiş bir ders öğretmenim. Teşekkürler. Yani sanırım bunu beklemiyordum. Bu oyuna bayılıyorum. Hadi ama, oyunu kazanmasına izin veremem. Yanlış giden bir şeyler var burada. Neyse ki hazırlıklı gelmiştim. Aynı bana benziyor. Güzel, hala meşgul. Oynamaya devam edelim.
Tam düşündüğüm gibi. Bir saniye. İşte kazandım. Aa, olamaz. Çok az kalmıştı. Aa, bu alnımda iz bırakacak. Aa, demek tuş buraya girmiş. Bunu tamir edip oyunu kapatmam lazım. İyi de nasıl? Bu zor bir şey. Hayır, işe yaramaz. Bu iyiydi. Ve bu aklıma bir fikir getirdi. Oyun hamuru kullanarak tuşun üstüne minik bir hamburger yapacağım. Peyniri de olsun. Sonra üstüne ekmeğini koyalım. Şimdi tuşu yerine takalım. Süper oldu. Evet, çalışıyor. Çabukun, doğal davran. Oh, ne oldu bana? Bir dakika. Ekranda tam ortada oyun vardı. Oyun mu? Siz iyi misiniz? Biz sadece dersimizi yapıyoruz. Ah, kafamı fena çarpmış olmalıyım. Üzgünüm kızlar, devam edin. Ay, hiç fark etmedi. Hadi oyuna devam. Ormanda ne çok ağaç var. Saat kaç ama Tanrım? Bir bakalım, herkes derse başlamaya hazır mı? Pek öyle gözükmüyor. Pekala, artık başlamanın zamanı geldi. Burada kullanmanız için birkaç belgel var. Sizden tahtadakilerin aynısını çizmenizi istiyorum. Pekala, tahtaya kalkıp birini alın. Artık işe koyulalım. Uf, olamaz. Sınıfta böyle bir çalışma yaptığımıza inanamıyorum. Herkes bir tane alsın ve dediğimi yapsın. Hey, bir dakika, bana kalmamış. Ne? Bu da nedir? Yine uyuya mı kalmış? Ben şimdi ne yapacağım? Çok kötü bir durum. Buna nasıl bir çözüm bulabilirim? Şimdi nasıl daire çizeceğim ben? Elimde sadece bir cetvel var. Anlayamıyorum. Bu nasıl çalışıyor? Bu aptal şey hiç işe yaramıyor. Bununla daire bile çizemiyorum. Nasıl yani? Jack'in pergeli var ama onunla ne yapacağını bile bilmiyor. Bu çok sinir bozucu. Bunu kullanmak başlı başına bir sorun. Of, bundan nefret ettim. Vay canına, o da bayağı zorlanıyor. Hey, ben ne yapacağımı biliyorum. Bunu iyice açacağım ve işte oldu. Başardım. Tamam, belki bu cetvelle bir şeyler yapabilirim. Belki böyle bir şey çizebilirim. Hayır, olmadı. Bu işe yaramadı. Belki bunu hiç cetvel kullanmadan yapabilirim. Yok, bu da olmuyor. Hadi ama cetvel, yardımı lazım. Galiba ne yapacağımı biliyorum. Cetveli 2 santimlik aralıklarla sonuna kadar işaretleyeceğim. Harika. Şimdi bu noktaların hepsinin üstünü delmek istiyorum. Süper, artık bir denemeye hazırız. Cetveli masaya yerleştirip ortadaki deliğe kalemi sokuyorum. Ve böyle çeviriyorum. Böyle devam edip çizimi bitiriyorum. İşte oldu. Çok işe yaradı. Aman tanrım, harika bir daire çizmişsin. Bir dakika. Bana pergelimi geri mi getiriyorsunuz? Aman ne güzel. Sınavdan A almışım. Yaşasın. İnanamıyorum. Çok heyecanlıyım. Evet, aferin. Of ya, keşke ben de o notu alsaydım. Hayır hayır, lütfen üzülme. Bak, bunu düzeltebilirim. İzle şimdi. Şunun ucuna biraz sıcak silikon sürüyorum. Sonra da kırık notun üstüne yerleştiriyorum. Şimdi bak. Notu aynen kaldırıp çıkarıyorum. Tada! Kırık not kalmadı. Şimdi sana daha iyi bir not verebiliriz. A mı? Evet, teşekkürler, harikasın. Derse dönsek iyi olacak. Evet, kesinlikle haklısın. Bugün aramıza yeni bir arkadaşımız katılıyor. Madison'a merhaba deyin. Selam. Sana bir sıra bulalım. Lütfen buraya oturma. Seni nereye oturtabiliriz? Emma'nın yanına otur. Yaşasın, teşekkürler. Harika, bir bu eksikti. Merhaba komşum, ben Madison. Sıra arkadaş olduk. Vay canına, bu ne heyecan. Bırak elimi. Evet, çok heyecanlıyım. Yeni arkadaşlara bayılırım. Senin hakkında her şeyi bilmek istiyorum. En sevdiğin yemek nedir? Nerede büyüdün? Ders bitti şükür. Evcil hayvanın var mı? Benim kedim var. Adı Bıyık. Bunu sana aldım Emma. Leo, teşekkürler. Sonra birlikte takılalım. Emma, seni kaybettiğimi sandım. Nerede o şans? Nereye gidiyorsun? Gitmiş. Biraz burada saklanayım. Nereye gitti bu? Buralarda bir yerlerde olmalı. Ben olsam nereye saklanırdım? Burası çok huzurlu. Bir dakika. Merhaba kanka, niye buradasın? Hiç kaşış yok. Ondan kurtulamıyorum. Her yerde o var. Bir dakika. Sanırım ne yapacağımı biliyorum. Bana şu kulaklıklar lazım. Kablosunu kolumuzdan geçiriyoruz ve kulaklığı kulağımıza takıyoruz. Üstünü saçlarımızla kapatıyoruz.
Bu sayede müzik dinlerken Madison durumu hiç anlamayacak. Merhaba Emma, öğle yemeği için ne yapıyorsun? Ah, bu çok harika. Tahtaya ulaşmaya çalışıyorum işte. Ama problemi çözemeyecek kadar kısa boylu olman benim suçum değil ki. Kalem kutumu almam lazım. Of, bu kadar kısa boylu olmaktan nefret ediyorum. Hiçbir yere ulaşamıyorum. Ah, burada bir şeyler okumaya çalıştığımı göremiyorlar mı? Pekala, işte geldi. Merhaba Esi. Ah, selam. Nasıl gidiyor? Ah, vay canına. Sen bayağı uzun boyluymuşsun. Yukarılara selam. Ben senden çok hoşlanıyorum. Seni öpmemde mahsur var mı? Hey, biraz daha eğilemez misin? Hadi ama, ben burada aşağıdayım. Peki, o zaman bu megafonu kullanayım. Hey, beni öpmen için daha fazla eğilmen lazım. Belki de sana bir şeyler çalmalıyım. Hiçbir işe yaramıyor. Bir saniye, burada renkli kalemler varmış. Bununla bir şeyler yapabilirim. Aha. Bana bir de parmak arası terlik lazım. Terliğin şeritlerini çıkarıyoruz. Şimdi biraz sıcak tutkal kullanmalıyım. Buraya ufak bir miktarda döküyorum. Sonra buraya bir kalem yapıştırıyoruz ve işlemi tekrarlıyoruz. Tamam, tabanı hallettik. Şimdi üstü ortaya bir kalem daha ekliyoruz. Şimdi bu ipi döndürüp buraya ilmik yapıyoruz. Tada! İşte karşınızda can alıcı yeni platform terlikler. Şimdi bunları giyip işe yarayıp yaramadığına bir bakalım. İşte bu! Şimdi sıra beklediğim öpücüğü almak için yaklaşmakta. Bir dakika. Of, şaka bu herhalde. O kadar da uzun sürmedi. Hey, uyan hadi. Her neyse, hepsini unutalım gitsin. Ne oldu? Aa, uyandım işte. Ah evet, öpücük. İşte geliyor. Pekala, sanırım sana hala bir öpücük vermek istiyorum. Ah aman, çok fena acıktım. Gizli atıştırmalığımı ortaya çıkarma zamanı. Ah, boş ama. Yemişim herhalde. Hep kağıtları kalmış. Of ya, şimdi ne olacak? Aa, şeker kasası tabii ya. Öğretmenin el koyduğu tüm şekerlemeleri sakladığı yer. Güzel şekerlere el koymuştu, hatırlıyorum. Hayır. Kasayı açabilirsem hepsini geri alabilirim. Pekala. Ocean's Eleven'daki gibi olmalı. Tamam, şimdi de kasanın kapağını açayım. Tüh ya, şifreleri bilmiyorum. Oysa filmlerde ne kolay görünüyor. Yok artık, şifre altında yazılıymış. Şey, yani hesabı yapabilirsem tabii. Of, niye matematikte bu kadar kötüyüm? Sanırım bunu parmak hesabıyla yapamam. Bir dakika, ne aptalım? Telefonum yanımda ya. Ama şarj etmeyi unutmuşum. Of. Kate, sen ne yapıyorsun orada? Ay, seni öğretmen sandım. Gel de yardım et. Oo, şeker kasası, anladım. Çok kolay. Pekala, bak şimdi. Önce şu denklemi kopyalayayım. Şuraya bir çizgi çekiyorum ve artı 6 yazıyorum. Aynısını burada da yapıyorum. Şimdi bu tarafı çözüyorum. Sonra da diğerini. 240 eder. Yuvarlak sayıları toplamak çok daha kolay. Toplam 890. Şimdi geri dönelim ve 6 ile 2'yi toplayalım. Şimdi de 890'dan 8'i çıkaracağız. 882 çıkıyor. Bu da işlemin sonucu zaten. İşte kasanın şifresi bu. Müthiş, matematikte harikasın. Şimdi şekerlemelerimizi geri alma zamanı. İşe yaradı. İçi çikolata ve şeker dolu. Ne oluyor orada? Ah, olamaz, geri döndü. Ah, çok acıkmıştık da. Bam bam diye ateş ediyordum, sonra uyandım. Hey, sınıfta konuşmak yok. Aa, pardon öğretmenim. Bu size son uyarıdır. Psst Eni, hadi telefonlarımızı kullanalım. Ha, iyi fikir. Yani sonuçta konuşmuyoruz değil mi? Öğretmen telefonlar için hiçbir şey demedi ki. Çok komik. Bir dakika. Orada bir şeyler çeviriyorsunuz siz. Telefon yasak, alıyorum onları. Ah, ama bu haksızlık. Şimdi ne yapacağız peki? Ay, çok sıkıcı. Bir dakika, sanırım bir fikrim var. Bize tek gereken bu postitler. Bu kağıtları ufak karelere bölüyoruz. Sonra üstüne konuşma baloncuğu çıkartmaları ekliyoruz.
Bunları telefonun kılıfına iliştiriyoruz. Bir defteri telefonumuzun şeklinde kesiyoruz ve kılıfın üstüne yerleştiriyoruz. Bunun da üstüne mesajlarımızı yapıştırıyoruz. Aynı telefonda olduğu gibi. Naomi, al şunu. Vay canına, çok harika. Cevap vereyim hemen. Böylece sohbetimize devam edebiliriz. Telefona hiç ihtiyaç yok. Kızlar, ne yapıyorsunuz? Sadece not alıyorum. Güzel işte görmek istediğim şey. Şimdi kitaplarınızdaki 10. bölüme bakarsanız... Bunun resmini çekmek lazım. Anne şuna bak. Ah, çok gülünç olmuş. Bunu yollamalıyız. İşte böyle. Pekala çocuklar. Bu kuyruğu çok harika değil mi? Bütün gün yüzünde kalıyor. Hadi birlikte bir selfie çekelim. Şunlara bak, beni hiç taktıkları yok. Essie, Cheryl, artık yeter, hemen birbirinizden ayrılın. Olamaz, yanımdan ayrılmanı istemiyorum. Seni çok özleyeceğim Cheryl. Çok yakınız ama ve o kadar da uzağız. Doğru olan bu. Buraya bir şeyler öğrenmek için geliyorsunuz. Pist, pist. Ne? Ne var? Telefonlarımızı kullanarak birbirimizle konuşabiliriz. Tamam, çok akıllıca. Dur, telefonumu çıkarayım. Orada dur bakalım. Sence ben bunu düşünemez miyim? Sana telefon falan yok. Seninkini de alıyorum, işte böyle. Telefonlarınızı dersen sonra alabilirsiniz. Şimdi derse devam. Ama gözüm üstünüzde. Pekala, o zaman bunu deneyelim. Bunu buruşturup top haline getireceğim. Cheryl, bu sana. Of, olamaz, çok uzağa gitti. Öğretmen bir şey gördü mü acaba? Görünüşe bakılırsa kitabını okuyor. Of, iyi kurtulduk. Pekala, o zaman başka bir şey denemem lazım. Hı-hı. Elimde bu plastik bardak var. Bunu baş aşağı çevirip altını kesiyorum. Şimdi bana bir balon lazım. Balonun ucunu böyle kesiyorum. Şimdi balonu açıp bardağın üstüne geçirebilirim. Süper. Artık küçük mesaj topumu deneyebilirim. Mesajı bardağın içine koyduktan sonra balonu geri çekip fırlatıyoruz. Vay canına, bu mesaj bana mı geldi? Açıp da yazılmış bir bakayım. Nasılsın? Bana mesaj yollamış. Harika, işe yaradı. Bu da ondan gelen cevap sanırım. Acaba mesajda ne diyor? Müdürün odasında görüşürüz. Mesaj topunun nasıl yapıldığını ben de biliyorum. Pekala, bütün telefonlarımı aldım. Bir dakika. Hayır hayır, herkesin telefonlarını topluyor. Beni bunlarla hayatta içeri sokmaz. Tamam, bunları saklayacağım. Ceplerime ve her yere. Pekala, bu iyi. Sanırım bunları gizlice içeri sokmaya hazırım. Bir dakika. Bir tanesini teslim edeyim de benden şüphelenmesin. Buyurun öğretmenim, işte telefonum, bana lazım değil. Tamam, içeri girebildim. Hiçbir şeyden şüphelenmedi. Pekala çocuklar, bugün sınav günü. Süreniz kısıtlı, o yüzden işe koyulsanız iyi olur. Pekala, ilk telefonumu çıkarayım. Şarj etmeyi unutmuşum ya. Şapkamdakine bakayım. Bu beni kurtaracak. O ses de neydi? Sanırım bir şey değildi. Ucuz atlattım. Pekala, şimdi o fark etmeden telefonumu almalıyım. Ekran, o düşme yüzünden paramparça olmuş. Peki, başka bir telefon alayım. İşte kapşonumdaki. Nihayet, şimdi sınavın içinden geçme zamanı. Ne oluyor orada? Onun kesin saklamaya çalıştığı bir telefonu var. Ona bir ders vermeliyim. Işıklara ne oldu? Ekranın ışığı parlıyor. Yok artık, şaka mı bu? Evet, telefonun var. Kendini çok kurnaz sanıyorsun. Pekala, şimdi sanırım tüm telefonlarını topladım. O kadar telefonu saklayabileceğine inanamıyorum. Olamaz, şimdi ne yapacağım? Bir dakika, onda ne var öyle? Çok kıskandım. Çok etkilendim. Bundan mı? Çok kolaydı. Sadece yapışkan bant kullandım. Bant mı? Sen bir dahisin. Ders bitti bile. Hadi isimlerimizi yazmamız lazım buraya. Bekle. İlk önce ben yazacağım. Çekin şuradan. Sıra bende. Çekin önümden. Her neyse. Zaten senin için kimse oy atmayacak. Görürsün sen. Kraliçe için adaylar yazılmış. Hadi gel, benimle birlikte adını yazdır. Peki, hadi bakalım. Belki de birimiz balo kraliçesi oluruz. Tamam, şimdi kalemimi çıkarayım. İşte burada. Artık yazmaya hazırım. Neler oluyor? Olamaz, kalemi yazmıyor. Bir dakika. Bir fikrim var. Çantamda bir muz var. Bir dakika, ama istediğim bu değildi. Tekrar deneyelim.
İşte oldu. Bu sefer buldum. Evet. Aa, bir dakika. Bu kesinlikle aradığım şey değildi. Vay canına kızma ama bu iş çok uzun sürdü. Evet biliyorum. Ben de o bölümün tamamını dün akşam seyretmiştim. Bu da neydi? Artık yeter. Bütün çantamı yere boşaltıyorum. Bir dakika. Bu bir meyve suyu kutusu mu? Bu aslında aklıma çok iyi bir fikir getirdi. Pekala şimdi bu boş kutuyu alıp onu biraz kesiyorum. Bu şekilde tepesini aldıktan sonra makasla köşelerini kesiyorum. Kutunun köşesini en ucuna kadar kesiyorum. Sonra kutuyu tamamen açıp yaymak için aynı şeyi diğer köşelerine yapıyorum. Ama bunu hala meyve kutusuna benzemesini istemediğimden pembe kağıtla kaplıyorum. Şimdi bunu çevirip biraz tutkal sürüyorum. Bu kısımların hepsini güzelce tutkalla kaplayacağım. Çünkü şimdi bunun üstüne turuncu renkte kağıt şeridi yapıştırmak istiyorum. Şimdi sıra çok güçlü sıcak tutkalda. Çünkü diğer tutkal işimizi görmezdi. Bunun üstüne bir diğerini ekleyeceğim ama onu böyle döndüreceğim. Sıra daha fazla sıcak tutkal uygulamakta ama bu sefer bunu uçlarına yapıyoruz. Çok fazla olmasına gerek yok. Şimdi buralara bu küçük plastik parçayı ekliyoruz. Ve sonra bunun üstüne birkaç mıknatıslı şerit yapıştırıyoruz. Tada! İşte sana kalem ve diğer kalemlerini koyacağım bir şey yaptım. Not kağıtlarını buraya koyabiliriz. Bu mıknatıslar da ataşları tutar. Hepsini böyle yerleştirdiğimizde tekrar katlayabiliriz. İlk önce içerideki kutunun katlanması gerekiyor. Sonra dışarıdakini katlayabilirsin. Sonra bunun ucuna daha önce kestiğimiz kutunun başlığını takabiliriz. Bak senin için ne yaptım. Bu nedir? Açayım mı bunu? Peki, vay canına yok artık. Gördün mü artık kalemlerini kolaylıkla bulabilirsin. O zaman şimdi ismini buraya yazabilirim. İşte oldu. İnsanlar ona nasıl ilgi gösteriyor şimdi. Vay canına, bu şimdiye kadar gördüğüm en harika okul malzeme kutusu. Ne gündü ama. Burası oturmak için çok güzel duruyor. Vay, cidden güzelmiş. Doğayla iç içe olmayı bayılıyorum. Ya minicik sincapçık. Selam ufaklık. Senin resmini yapabilirim. Kıpırdama. Amanın ucuz atlattık. Pardon hemen geliyorum. Banka yaslayabilirim belki. Dur biraz. Yok olmuyor işte. Rahat edemiyorum. Neden bu kadar zor ki? Çok sinir bozucu. Pizza da çok lezzetliymiş. Ne bakıyorsun? Selam, kutuyu alabilir miyim? Parasını veririm. Tabii. Ama pizzaya dokunma. Harika. Pizza paramız da çıktı. Şanslı günündeyim. Tam bana lazım olan şeydi. Şununla kapağı açık tutalım. Sonra da kağıdı üstüne koyalım. Şövalye gibi oldu. Artık resmini yapabilirim. Pizza yiyen kızın resmini yapayım. Çok güzel duruyor. Ama portre işi de çok zor. Pizza gerçekten mükemmel ya. Harika bir modeldin. Ne dedin sen? Beni mi çiziyorsun? Bence ucundan bakabilirim. Sessiz sakin dururum. Yok artık inanamıyorum. Şaheser olmuş vay. Aklım çıktı. Seni çizdim. Umarım beğenirsin. Bayıldım. Satın alabilir miyim? Tabii ki. Teşekkürler. Gerçek bir sanatçısın. Çok naziksin. Sessizce gideyim. Parmak uçlarımda. Etrafımda kimse var mı? Yok gibi. Eva ne kadar güzel ve tatlı. Şunu kaldırayım çünkü şimdi cesaretimi toplamalıyım. Ona getirdiğim keke bayılacak. Amanın işte geliyor. Hemen orada. Buradan gideyim. Şu köşeye saklansam iyi olacak. Tamam. Dolabının oraya geldi. Telefonuna bakıyor. Hayır. Bu olmaz. Bu Jack. Selam Eva. Bunları sana aldım. Bana mı? Çok lezzetli görünüyorlar. Şu çileği deneyeyim. Çok lezzetli. Bir tane ister misin? Hayır. Bu haksızlık. Beni nasıl yendi? Pekala işte bana bir fırsat. Bence bu lalelere bayılacak. Selam Eva. O da ne? Selam. Bir şey mi lazımdı? Pardon. Boş ver. Peki. Bu güller ne güzel kokuyor. Eva'ya üzerine yazı yazacak bir şey lazım. İşte bana bir fırsat. İşte Eva. Benim defterimi alabilirsin.
Hadi benimkini al. Mor rengi sevdiğini biliyorum. Of, kesin yine Jack'inkini seçecek. Bak, hem de 3 tane var. Aa, senin defterinde eğlenceli bir şey var. Ne? Hadi ama. Bir avuç boncuk ve eğlenceli süs aldım. Bulabildiğim her renkten aldım. Sonra bu cips kutusunun kapağını çıkardım. Kenarına sıcak silikonla bir hat çektim. Sonra defterin üzerine bastırdım. İşte böyle. Bitti. Eğlenceli, ışıltılı bir defter. Bunu senin yaptığına inanamıyorum. Sana bu laleleri de getirdim. Evet arkadaşlar, dikkat dikkat. Bugün sınav oluyoruz. Konuşmak ve kopya çekmek çok izliyorum. Başlayabilirsiniz. Ah, güzel geçecek. Kalemimi çıkarayım. Aa, olamaz. Kalemliğim açılmıyor. Hadi ama açıl. Aa, bu hiç iyi olmadı. Jennifer yardım eder mi ki? Şşt. Ne? Fazla kalemim var mı? Lütfen. Hayır, kullanıyorum. Ay, peki. Mindy? Ne dedim ben? Pardon hocam. Ne yapacağım ben? Gençtim, hayallerim vardı. Sonra koca büfe aldım ve şu halime bak. Ah, para harcamaktan yoruldum yine. Ah, şu fakire bak. Biraz yardım eder misin lütfen? Peki. Bakalım. Umarım işe yarar. Çok teşekkür ederim. Çok makbule geçti. Çok iyi birisiniz. Ah, hayır, buna izin veremem. Ne olursa olsun F almayacağım. Bir dakika. Şu ateşi kullanabilirim. Ateşi masaya koyalım. Tutkal tabancamızı çıkaralım. Ateşin içini tutkalla dolduralım. Simli olandan kullanacağım çünkü tatlı duruyor. Şu kısmı dolduralım. Kurumasını bekleyelim. Ateşin ucunu fermuarımıza geçirelim. Evet, açıldı. Ah, çok rahatladım. Ay, zil çaldı. Ah, silgiyi bulmalıyım. Ah, olamaz, yakalandım. Ah, bir şey yokmuş gibi davranayım. Dur bakalım Madison. Madem tahtaya bir şeyler çizmeyi seviyorsun, şu denklemi de çözüver. Ah, emin değilim aslında. Şşt, Kate, yardım et. Bana sorma, ben de bilmiyorum. Ah, gerçekten mi kızlar? Gelin size göstereyim. Parmaklarınızı kullanın. Yani çizdiğiniz parmakları. Her parmağa şu sayıları yazıyoruz. 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi 7 nerede? Tam burada. 8 de bu parmak. Şimdi bunların altındaki sayıları da boyuyoruz. Toplam 5 parmağımız oldu. Şimdi 5'i yukarı yazıyoruz. Peki ya kalan parmaklar? Bu elde 3, diğerinde de 2 tane var. Bunları çarpıyoruz ve 6 çıkıyor. 5'te cevap bu. Macanına parmaklarımızın bu kadar çok iş yapabileceğini bilmiyordum. Biz de öğretmeni sonuçta. Yerine oturabilirsin. Tebeşirle bu kalbin içini dolduruyorum. Aa, acıktım. Yaşasın pizza. Pizza benim favorim. Bayılırım. Aa, pizza düşüp bütün tişörtüme bulaştı. Her yanım kirlendi. Niye ağlıyorsun? Ne oldu? Tişörtümü mahvettim. En sevdiğim tişörtü. Aman tanrım, aman. Tamam tamam, üzülme. Pekala, yapabileceğim bir şey olmalı. Bir dakika. Tebeşir. Tabii ya, bunu kullanabilirim. Pekala, tebeşiri ve lekeli tişörtü aldım. Tebeşiri sos lekesinin üzerine sürüyorum. Tamam, işte. Hepsi kapandı. Şimdi çamaşır makinesine atıyorum. Tada! Bak, tişörtün temizlendi. Hazır mısın? Hadi bakalım. Yaşasın. Teşekkürler baba. Hey, dur hele. Bu şekilde pizza yemek yok artık. İşte tekrar dökersen bu tişörtü korur. Bazen babam böyle günü kurtarır. Matematik tüyolarından birini kullanır mıydın? Bize yorumlarda yaz. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için 1-2-3-Go School YouTube kanalına abone olmayı unutma.